Önce şunu söyleyeyim size. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başta Erol Kürdülü kardeşim bu toplantıyı düzenlediği için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de buraya kadar zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz ve şeref vermişsiniz. Buraya gelirken benim elime bir kağıt verdiler, işte bunları oku diye. Ama bu sıcaklığı görünce ondan vazgeçtim. İçinden nasıl geldiyse öyle yanaşmak, öyle kaynaşmak istiyorum sizinle. Bunu açık yürekle söylüyorum. Gaziantep doğumlu ve yaklaşık genç sayılırım tabii. 53 yaşındayım. Çok siyasetçi değilim, onu hep açık söyleyeyim. Sizlerden biriyim. Hayatım boyunca hep siyasetten uzak durmaya çalıştım. Çünkü bir türlü beceremedim siyasi oyunlarda. Ama kalbimle, sevgimle, saygımla, inşallah kişiliğim değişmeden, kim koltuğa oturursa bir şekilde değişiyor. Sizin gibi dostlarımdan eğer böyle bir değişiklik olursa beni uyandırmanızı istiyorum. Açık yürekle söyleyeyim. Mesela Umut kardeşim iyi bir siyasetçidir. Babadan, atadan Umut Yılmaz kardeşim. O da sağ olsun bugün bizi yalnız bırakmadı. Yanımıza kadar geldi. Ben şunu istiyorum sizlerden. Ben sizlerin sorunu birebir yaşayan bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Bu sorunları çözmek için ne yapabiliriz? Dertlerimiz, çözümlerimiz farklı olabilir. Ama en kısa zamanda bu çözüm yollarını ortaya koyarak bir şekilde bu dertten, bu sıkıntılardan kurtulmamız lazım. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda gördüğümüz ekonomik sıkıntı. Ufaklarımızda bir patlama var ama kimse bunu duymuyor. Tek yapılan şey şu. İşte bugün Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımız, inşallah onun için Cumhurbaşkanımız olacak. Asgari ücret şu fiyata çıksın diyor. İki gün sonra o fiyata çıkarılıyor. İşte emeklilerin en düşük maaşı asgari ücreti geçmesin diyorlar. İki gün sonra emekli maaşları aynı söylediği rakamlara getiriliyor. Bugün gençlerimizin en büyük sorunları işsizlik. Bu işsizliğin sebeplerinden bir tanesi de eğer arkanızda bir siyasi babanız yoksa, tanıdığınız yoksa veya onlara teslim olmayacaksanız, isterseniz imtihanlarda birinci olun, asla ve asla bir yere gelme şansınız yok. Kesin baba bulacaksınız. Ha biz iktidara gelirsek, bize yakın olursanız biz sizi işe alırız diye bir söz vermeyeceğiz. Çünkü her vatandaşımıza eşit olmak zorunda biz. Biz bunu başarmak istiyoruz. Yarın aynı şekilde işte benim tanıdığımı işe alayım, diğer vatandaşımı işe almayayım. Böyle bir sıkıntıların, böyle problemlerin içinde olmayacağız. Ve bu zamana kadar olan tüm hataları bizim yapmamamız lazım. Bunu açık yürekle söyleyeyim. Yani onlar bize böyle yaptı. Biz ona şöyle yapacağız mantığıyla asla içimize başlamayacağız. Adaletli, hukukun olduğu, özgürlüğün olduğu bir Türkiye yaşamak istiyoruz. Bakın Kemal Bey yaklaşık 2,5 yıldan beri siyasi olarak, hayat tarzı olarak, düşünce farklılığı olarak işte Saadet Partisi ile, İyi Parti ile, Gelecek Partisi ile, Deva Partisi ile o masadan 2,5 yıldan beri kalkmadan bu Türkiye için, memleketimiz için, vatanımız için ne yapılması gerekiyorsa ortak noktalarda buluşmak adına çok fedakarlık yaparak bugünlere getirdi. Bunun bir değeri olmalı sayın arkadaşlarım. Bunu açık yürekle söyleyeyim. Bunu yapmak gerçekten zor. Yani şöyle bir zor. Kendinizle bir iş işe geldiği zaman da göreceksiniz. Türkiye'nin ana muhalefet partisi bugün en kötü şartlarda %25 oy alan bir parti, %5 oy alan, %10 olan bir partiyle 2,5 seneden beri anlaşmaya çalışıyor. Desteklerini almaya çalışıyor. Birlikte hareket etmeye çalışıyor ve bunu da başardı. İlk günden bu zamana kadar bu masa dağılacak dediler. Ama herkesin içerisinde Türkiye olduğu için, vatan olduğu için, yaşayan her vatandaşımızın dertleriyle dertleştikleri için asla asla kalkmadılar. Bunun bir değeri olması lazım. Bakın bu iktidar yaklaşık 20 yıldan beri biz ne desek asla asla kabul etmediler. Ama şu an tehlikeye gittiklerini gördükleri için bizim söylediğimiz her şeyi planlamış gibi arkamızdan yapmaya çalışıyorlar. Bu zamana kadar neredeydiniz? 20 yıldan beri bu vatandaş inim inim inlerken neredeydiniz? Bunları bir şekilde unutmayalım lütfen. Kendimizi çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için
lütfen size rica ediyorum. Ben Meli Meriç olarak tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Eğer birleşirsek, birbirimize destek olursak, hatalarımızı, kusurlarımızı görmezden gelirsek bu ülkeyi bir şekilde kurtaracağız. İnşallah. Bakın, Genel Başkanımız helalleşmek dedi. Evet, gerçekten biz kendi kendimizi eleştirmemiz lazım. Ki bunu ilk önce yapan Genel Başkanımızdı. Bakın, aramızda başörtüsüyle oturan ablalarım var, büyüklerim var. Biz zamanında hata yapmadık mı? Gerçekten yaptık. Bunu açık yürekle söyleyeyim. Çok hata yaptık. İnsanları anlamadık. Vatandaşlarımızdan koptuk. Biz herkesi bizim gibi düşünmesi gerektiğini düşüncesine vardık. Belki de bir güç sarhoşluğuna kapıldık. Ama gerçekten diyorum, ben kendi çocuklarım da dahil geleceklerinden endişe ettiğim için bir şekilde bu hatalardan vazgeçip Genel Başkanımızın dediği gibi helalleşmek için geldim. Ama herkes, bizim gibi düşünmeyen her vatandaşımıza bir araya gelmek istiyoruz. Onların dertleriyle dertleşmek, onların dertlerine çözüm olmak için bu yola baş koyduk. Bunu açık yürekle söyleyeyim. Zaman zaman bu yolda belki hatalarımız da olacak. Bizi, ben telefonlarımı, kartlarımı dağıtacağım size. Benden istedikleriniz veya bu zamana kadar ulaşamadığımız herhangi bir nokta varsa ben varım. Nereye isterseniz, hangi derdinizle, nereye çözüm olabileceksek, nereye gücüm yetecekse ben sizle her ortama gelmeye varım. Sadece bize güvenin, inanın ama birlikte hareket edelim. Siz olmazsanız bizim hiçbir zaman bir gücümüz olmaz. Çünkü bu vatanı hep birlikte iyi bir şekilde çoluklarımıza, çocuğumuza devretmek zorundayız. Biz bir şekilde belli bir yaşlara geldik. Bu zaman içerisinde o kadar çok şeyler gördük ki, ama en azından bizden sonra gelen nesillere çok daha iyi bir Türkiye'yi devredelim. Bu bizim sorumluluğumuz. Ben bu sorumluluğu üzerime aldığım için bu yola baş koydum. Sizden de, ben de birlikte, partimle birlikte, Sayın Genel Başkanımla birlikte yol yürümenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.